Vize ve finalde çıkabilecek sorular 24. Bu videomuzda diferansiyel denklemler dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki başlangıç değer problemlerini çözün. İki şıkkımız mevcut. Şıklara baktığımızda ikinci derece sabit katsayılı ikisinde de homojen diferansiyel denklem görmekteyiz. Homojen olduğunu karşılarının sıfır olmasından, ikinci derece olduğunu ikinci türevden, sabit katsayılı olduğunu ise bütün y'lerin önlerinin sabit sayı olmasından anlıyoruz. Yani x veya t değişkenine bağlı ifadelerin olmamasından. Başlangıç koşullarımız ise buralarda. A şıkkımızla başlayalım. Bir kere öncelikle bu ikinci derece homojen bir diferansiyel olduğu için sabit katsayılı. Bunun genel çözümü sadece homojen çözümüne eşittir. Ve bunu çözerken de karakteristik denklemi elde etmeliyiz. Y'nin ikinci türevi yerine r kare, y'nin türevi yerine r, y'nin yerine ise 1 koyarız. Artı 4 eşittir 0. Bu elde ettiğimiz ifade karakteristik denklemdir. Bunun köklerini bulup bu kökler sayesinde diferansiyel denklemin çözümüne ulaşırız. R eksi 4 çarpı R eksi 1 eşittir 0. R'yi buradan bir 4 bulduk, bir de R'yi 1 bulduk. İki tane farklı reel kök çıktı. Homojen çözümümüz, yani çözümümüz kısacası Y diyelim ona. C1 E üzeri 4x artı C2 E üzeri 1x yani x. Şimdi buradaki başlangıç koşulları C1 ve C2'yi bulmamız için verilmiş. Burada türeve de ihtiyacımız var. Hemen türevini de alalım şunun altına. Y'nin türevi. E üzeri 4x'in türevi E üzeri 4x çarpı 4'tür. Dolayısıyla burası 4c1 E üzeri 4x olur. E üzeri x'in türevi zaten e üzeri x'tir. Çünkü üstünün türevi 1. C2 e üzeri x. Y'nin türevini de elde etmiş olduk. Şimdi y'de 0 koyunca 5 çıkacak. X yerine 0 koyunca sonuç 5 edecek. X yerine 0 koyarsak e üzeri 0 1'dir. E üzeri 0 1'dir. Dolayısıyla buradan anladığımız şey C1 artı C2'nin 5 oldu. Türevinde 0 koyduğumuzda eksi 4 edecek. 0 koyduğumuzda E üzeri 0 1'dir. E üzeri 0 1'dir. 4C1 artı C2 eşittir eksi 4. Buradan üstteki denklemi eksiyle çarpacak olursak eğer C2'ler birbirini götürür. 3C1 eksiyle çarpacak olsak eksi 5, eksi 9. C1 buradan eksi 3 olarak bulunmuş olur. C1'i getirip şurada yerine koyarsak eksi 3 olarak karşıya atarsak C2 de 8. Şimdi bunları getirip şurada elde ettiğimiz diferansiyel denklemde yazarsak tam olarak başlangıç değer problemini çözmüş oluruz. C1 eksi 3 bulduk. Eksi 3 e üzeri 4x artı 8 e üzeri x. Diferansiyel denklemimizin çözümü budur. A şıkkındaki diferansiyel denklemin çözümünü bulmuş olduk. Şimdi B şıkkına gelirsek yine aynı yolu izleyeceğiz. Öncelikle genel çözümümüz yine homojen çözüme eşittir. Çünkü ikinci derece sabit katsayılı homojen diferansiyel denklem. Karakteristik denklemimizi elde edecek olursak r kare artı 2r artı 2 eşittir 0. Çarpanlarına ayrılmıyor. Delta'ya girişeceğiz. Delta eşittir b kare eksi 4ac eksi 8. Deltamız eksi 4 çıktı. Sıfırdan küçük olduğu için iki tane farklı karmaşık sayı kök var. İki karmaşık sayı kök var kısacası. R1 kökümüz eksi b eksi 2 artı kök delta kök eksi 4 bölü 2a
2. eksi 4, 4 i karedir. Dışarıya 2 i olarak çıkar. Eksi 2 artı 2 i bölü 2. Bu da eksi 1 artı i olarak bulunur. R2 kökünü yine bu formülde arayı eksi yaparak bulacağımız için bunun eşleniği olur sadece. Eksi 1 eksi i olur. Köklerimiz karmaşık sayı çıktığı için bunların reel ve sanal kısımlarını yazıp arkasından çözümü yazacağız. Reel kısmımız eksi 1. Sanal kısmımız ise i'lerin katsayıları. Bunun önü 1, bunun önü eksi 1 ama sanal kısmı daima pozitif alacağız. Bu bir kuraldır ve net olarak bilmemiz gerekir. Y eşittir. Genel ve homojen birbirine eşit olduğu için geneli y olarak gösteriyorum. C1 e üzeri reel kısım eksi x çarpı sanal kısım kosinüsün içindeki x'in katsayısını verir bize. Cos x artı C2 e üzeri eksi x sinüs x. Bu şekilde çözümümüze ulaştık. Başlangıç koşulları çok yukarıda kaldı. Bir onların ne olduğunu şuraya alıp öyle devam edelim. Y0 2 Y türev 0 1. Şimdi Y'nin türevine de ihtiyacımız var. Onu da elimiz değmişken alıverelim hemen şurada. Y'nin türevi, burada çarpımın türevi var. C1 e üzeri eksi x'i bir bütün, cos x'i diğer bütün olarak düşünelim. Birincinin türevi eksi C1 e üzeri eksi x çarpı ikinci olduğu gibi yazdık. Artı birinci olduğu gibi yazıyoruz. C1 e üzeri eksi x. Kosinüs x'in türevini alıyoruz. O da eksi sin x eder. Artı burada da yine çarpımın türevi var. İki tane eksi ifade çarpım durumunda. C2 e üzeri eksi x'i bir bütün. Sin x'i diğeri olarak da düşünelim. Birincinin türevi eksi c2 e üzeri eksi x çarpı. Çünkü e üzeri eksi x'in türevi e üzeri eksi x çarpı üstünün türevi olan eksi 1'dir. Sin x artı c2 e üzeri eksi x birinciyi olduğu gibi yazdık. İkincinin türevi cos x. Y'nin türevi ifadesi de budur. Bunun türevini almak ilk örnekteki kadar kolay değildi görüleceği üzere. Şimdi y'nin kendisinde sıfır koyunca sonuç 2 çıkacak. Y'nin kendisinde sıfırı koyarsak e üzeri 0 1 eder. Kosinüs 0 1'dir. C1. Şuraya yazalım. C1. Buraya getirip koyarsak sıfırı e üzeri 0 1'dir. Sinüs 0 0'dır. Burası gitti. C1'in direkt 2 olduğunu bize ilk ifade verdi. Bunu getirip buraya koymamız, x yerine 0 koyup sonucu 2'ye eşitlememiz bize C1'i direkt verdi. Şimdi türevde 0 koyunca sonuç 1 edecek. Burada 0'ı koyarsak e üzeri 0 1'dir. Cos 0 1'dir. Eksi C1. Burada sinüs var. Sinüse 0 koyunca 0 ediyor. Sinüse 0 koyunca 0 ediyor. Kosinüse 0 koydum. 1 etti. Artı C2. Bunun sonucu da 1'miş. C1'i 2 bulmuştuk. Getirip buraya koyarsak C2 de 3 olarak bulunur. Ve şurada C1 ve C2'yi yerine koyduğumuzda başlangıç değer problemimizi çözmüş oluruz. 2 e üzeri eksi x cos x artı 3 e üzeri eksi x sin x olarak B şıkkındaki diferansiyel denklemimizin de çözümünü bulmuş olduk. Bu sorumuzu burada noktalıyorum.